Salak salak başka bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Zaten benden çıksa çıksa aptal aptal böyle salak videolar çıkar yani. Ne çıkacak ki başka? Adam gibi bir tane videomu gördünüz mü yani? Neyse şimdi başlayalım. Bugün size söylemek istediğim konu şu. Ülkemizde oyun konsolu tarihi PlayStation'da başlamıştır. Bu konuda herhalde hepimiz hemfikiriz. Neden derseniz ben 80 kuşağıyım. Ben 82 doğumluyum. Şöyle bir şey var. Bizler oyun konsollarını ciddi ciddi Türkiye'de 1994 yılında Japonya'da Tokyo'da duyurulmasının ardından 95 yılında ilk defa PlayStation'la tanışan bir gençliktik. Yani biz ortaokulumuzda ve işte lisede falan PlayStation'la oyun konsollarını bu şekilde tanıdık. Ondan önce tabii ki bilgisayarda oyun oynuyorduk. Tabii ki Amiga'mız vardı. Tabii ki Commodore 64'ümüz vardı. Amstrad'ımız vardı. Falan filanımız vardı. Zaten oyunları biz oynuyorduk. Yani biz PlayStation'la tabii ki tanışmadık. Ama oyun konsollarını sadece konsol olarak şöyle ufak bir alet televizyona takarsın, oyunu oynarsın. Böyle PlayStation'da tanıştık. Ne oldu? Ülkemizde ilk defa PlayStation kafeler açıldı. İnternet kafelerde insanlar PlayStation'la oyun oynamaya başladılar. Evlerine PlayStation almaya başladılar. Etrafta böyle satıcılar olmaya başladı. İşte dükkanlar açılmaya başladı. Ben Etiler'de oturan bir insandım. Ak Merkez'in ilk kurulduğu yıllarda Ak Merkez'in belki bilenleriniz bilirler en alt katında yani yerin en alt katında girişin altı hemen oluyor. Son tarafta o açık barın orada bir tane gerizekalı bir oyun satıcısı vardı. O dönemde bu oyun satıcısında çok ilginç bir şekilde Avrupa'da ne buluyorsanız o dönemde orada da buluyordunuz. Ama işte ne bileyim orada işte Dreamcast'ler vardı, Nintendo 64'ler vardı. O zamanın en süper konsolu Dreamcast'ti mesela. Yani 90'ların sonlarına doğru çıkan en süper oyun konsolu Dreamcast'ti. Ardından işte PlayStation 2 falan geldi. Ardından PlayStation Portable, PlayStation 2, PlayStation 3 falan filan derken tamam mı? Yani bu şekilde böyle ilerledi. Şimdi de Vita'ya doğru gittik. Sony Türkiye'ye, ülkemize yıllardır gereğinden fazla değer verdi. Her türlü distribütörü sağladı. Oyun getirdi, konsol getirdi, donanım aksesuar getirdi. Teknik destek verdi, servis verdi, garanti verdi. Türkiye'nin her yerindeki elektronik marketlerde yıllardır, yaklaşık 20 yıla yakındır Sony'nin PlayStation markasının ürünlerini bulabilirsiniz. Ama şimdi şöyle bir şey var. Xbox 360. Xbox 360 konsolu ne zaman çıktı? 2005'in Kasım'ı mıydı? 2005 Kasım falan işte. Tamam hadi 2006 diyelim. Şimdi aradan 6 yıl geçti. Ondan önceki Xbox ne zaman çıktı? O da 2001 miydi? 2000 mi? Öyle bir şeydi. Tamam anladık. Tamam 12 yıldır da falan şey var. Xbox var. Microsoft var. Fakat Microsoft bu 12 yıl boyunca ne yaptı? Sony'nin yaptıklarını yaptı mı? Ülkemize oyun getirdi mi? Konsol getirdi mi? Ülkemize teknik servis destek verdi mi? Garanti verdi mi? Distribütörlük aldı mı? Aldırdı mı birilerine? Bir şeyler yaptı mı? Yapmadı. Arada uçurum var. Arada büyük bir uçurum var. Bir tarafta bize çok değer veren, oyun severlere çok büyük değer veren, dünyanın belki de bir numaralı elektronik devinin yaklaşımı var Japonlar. Bir tarafta da Amerikalılar var ve bu şirket hiçbir şekilde bizim ülkemize yıllardır değer vermiyor. Hala insanlarımız Türkiye'ye Xbox 360 gelsin. Aa işte şu ay gelecek, bu ay gelecek falan diyorlar. Ben bu muhabbetleri duyalı herhalde yaklaşık en az böyle bir 4 yıl falan oldu yani. Hatta ne 4 yılı? Xbox 360 için konuşuyorum. Xbox'la beraber yaklaşık belki de bir 10 yıl falan oluyor. İnternette bir sürü forumlarda tartıştık bu konuyu. Neler neler tartıştık bunu. Aklınız durur ya. Günlerce, haftalarca, aylarca, yıllarca bu konuları tartıştık. Şimdi şöyle bir şey var. Bu videoda size anlatmak istediğim şey şu. Xbox 360 sevenler, Xbox'ı seven arkadaşlarımız tamam tabii ki sevebilirler. Tamam güzel bir konsoldur, evet. Ama şöyle bir şey var. Bu konsol başından beri, çıktığı ilk günden beri korsan yazılıma destek vermeseydi sizler lanet olsun Amerika, işte pis Amerika, bilmem ne Amerika, zaten onların ben dediğiniz Amerika'nın oyun konsolunu destekler miydiniz? Sadece size bunu söylüyorum.
Ülkemizde oyun fiyatları pahalı diye, PlayStation 3'ün oyunları pahalı diye ya da diğer konsolların oyunları pahalı diye korsan hangi platformdaysa ona koşturur muydunuz? Ben sadece bunu soruyorum. Başka bir şey sormuyorum. Xbox 360'ta x86 dediğimiz dedemden kalma PC mimarisi vardır. Dolayısıyla PC oyunları çok hızlı bir şekilde küt diye hemen port edilebilirler. Bu kolaydır. PlayStation 3'ün içindeki Cell Broadband Engine gibi ve onun başka alt mimarileri gibi işte bir Rambus gibi olsun, başka bir şeyler olsun falan bunun gibi böyle farklı yeni teknolojiler içinde barındırmaz. 20 yıllık dedemden kalma DVD player kullanır. DVD vardır içinde ya. DVD, kaçı kırık DVD. Yani anlamıyorum yani yeni jenerasyon oyun konsolu diye duyurdular. İnsanlar da alıyor yani. tamam da yani yeni jenerasyon falan değil ki bu yani. Alt tarafı işte içinde biraz daha iyi PC bileşenleri bulunan bir televizyona takılan bir PC kasasıydı bana. Başından beri bana böyle geliyordu. Bunun dışında oyunlarının hiçbiri Türkçe değil. Microsoft her zaman olduğu gibi Türklere değer vermeyerek oyunların hiçbirini Türkçe olarak piyasaya çıkartmadı. Aynı zamanda ülkemize tabii ki desteğini de vermediği için birçok anlamda oyun severler zorluk yaşıyorlar. Konsol edinme konusunda olsun falan filan. Yani kısacası demek istediğim şey şudur. Gidip eğer o konsol başından beri korsana destek vermeseydi, sizler çoğunuz ya da belki büyük çoğunuz diyeyim, PlayStation'da beraber büyümüş olan bir millet olarak, biz Türkler olarak o konsola korsana destek vermeseydi arka çıkacak mıydınız? Ben onu merak ediyorum. Size bu videoda onu soruyorum. Neden bunu soruyorum derseniz, yıllardır şuna dikkat ediyorum. Oyun sitelerinde, oyun forumlarında sürekli ya PlayStation'da neymiş kardeşim? Bir konsol işte yani. Neyini ben onu savunayım ki yani? Salak salak bir konsol. Bütün oyunları pahalı, bilmem neyi pahalı. Bana ne yani? Ben giderim işte ne bileyim bakkaldan giderim 25 kuruşluk boş DVD alırım. Akşamleyin gelirim evime basarım oradan en son oyunları oynarım. Eğer bunlar olmasaydı siz o konsolu alacak mıydınız? Bu videoda size daha doğrusu alacak mıydınız diye tabii ki alabilirsiniz. Tabii ki alabilirsiniz ama alacak mıydınız diye değil. Bu konsola bu kadar değer verip yıllardır kullandığınız PlayStation markasına, Sony markasına bu şekilde ihanet edecek miydiniz? Ben bu videoda sizlere onu soruyorum. Hadi hoşçakalın. Olmadı yine. Yok ya olmuyor yapamıyorum ya. Şu an gaza gelemedim. Şöyle bir şey yapabiliriz o zaman.